Şiirlere, şarkılara, romanlara konu oldu. Hastaları sağlığına kavuştururken pek çok hekimin yetişmesini de sağladı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, tarihi, donanımlı personeli, teknik altyapısıyla Türkiye'nin en köklü fakültelerinden biri. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ilk binası 1911 yılında yapıldı. Fakülte 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ayrılarak ayrı bir fakülte olarak kuruldu. Cerrahpaşa yaklaşık 110 bin metrekare kapalı alana kurulu ve şimdi bu tarihi fakülte depreme dayanıksız olduğu için tahliye ediliyor. Taburcu edemediğimiz hastalar vardı, yoğun bakımlarımızda yatan hastalar vardı. Bunları diğer hastanelerle, İstanbul il içinde olan hastanelerle görüşerek oradaki meslektaşlarımızla bir dayanışma içerisinde süratle onları yerleştirdik. 800 yatağın boşaldığı hastanede şu anda sadece 16 hasta bulunuyor. O hastalar da bu hafta ilgili servislere nakledilecek. Hastanenin güçlendirilen bazı bölümlerinde ise sağlık ve eğitim hizmeti devam ediyor. 4. ve 5. sınıf öğrencileri yenilenen amfilerde stajlarını yapıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde belli dönemlerde betonarme binalarda deprem güçlendirme çalışmaları yapıldı. Önümde gördüğünüz bina deprem için riskliyken şu anda benim bulunduğum bölüm güvenli bölüm olarak söyleyebiliriz. Burada 2 ay önce deprem güçlendirme çalışması yapıldı. Biz bu işe 10 yıldır hazırlanıyoruz. Yani son 6 yıl içerisinde yapılan 40 bin metrekare kapalı alana sahip prefabrik yapılarımız var. Ve orada biz hizmetimizi sürdürüyoruz. Sağlık hizmetini, eğitim hizmetini hepsini sürdürüyoruz. Betonarme binaların bir bölümünü 2003-2008 yıllarında, bir bölümünü de 2018-2022 yılları arasında yaptık, güçlendirdik. Fakülte içinde 6 tescilli tarihi yapı var. Bunlardan 2 tanesini yeniledik, güçlendirdik. 2 tanesini güçlendirme aşamasındayız. 2 tanesini de yıktık, yeniden yapıyoruz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yeni binaları yapılıncaya kadar nerede hizmet vereceğiyle ilgili çalışmalar da devam ediyor.